Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Yeni bir otomobil incelemesiyle daha karşınızdayım. Yanımda ülkemizde özellikle şu sıralarda piyasanın bu kadar allak bullak olduğu dönemde fiyatıyla çok dikkat çekici bir aracı var. Egea'nın cross versiyonuyla ve 1.6 dizel manuel şanzımanlı versiyonuyla beraberiz. Şimdi hızlıca bir tasarımına bakalım. Daha sonra sürüş dinamiklerinden bahsedeceğiz. Şimdi kısa bir süre önce Egea makyajlanmıştı. Makyajsız versiyonu da ilk piyasaya girdiğinde gerçekten böyle insanları şaşırtmıştı. Tasarım çizgileri gayet güzeldi. Yalnız makyaj Egea'ya çok yakıştı. Özellikle de cross versiyonu bayağı yakıştı. Trafikte artık çok daha dikkat çekici bir araç oldu. Ön farlarda değişiklik var. Burada gördüğünüz gibi çizgi şeklinde LED gündüz farlarımız var. Bu arada aracımız long paket arkadaşlar. Ama long pakete ek olarak Plus'ı ve güvenlik paketi de var. Plus'la birlikte ön park sensörümüz ve önde koltuk ısıtmalarımız geliyor. Bunu belirttikten sonra ön tarafta cross versiyonunda dikkat çekici bir detay. Bu tampondaki gri parçalar aracı biraz daha böyle SUV gibi, crossover gibi gösteriyor. Bu arada aracımızda LED aydınlatma grubu da var. Akşam test sürüşünde ben bu aydınlatmaları oldukça fazla beğendim. Yeni Egea ile beraber Fiat logoyu da değiştirdi. Artık biraz daha büyük Fiat yazısı burada yer alıyor. Fiat bu logo işini tam oturtamamıştı ama bence bugüne kadar en güzel logo sanki bu gibi, biraz daha böyle modern duruyor. Aşağıda bir şey daha söyleyeyim size. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama bakın, bir farklı bir parça var. Burada aracın o güvenlik donanımlarını sağladığı, yani adaptif kruzu vesaire kontrol eden bir radar sensörümüz de yer alıyor. Kaputta güzel çizgiler var. Logonun hemen arkasından başlayıp camlara doğru ve farların üzerinde devam eden kas çizgileri var. O da biraz daha heybet katmış. Yan tarafa doğru geçiyorum. Hatta yan tarafa tam geçmeden aydınlatmalardaki bu LED teknoloji yazısını da göstereyim. Ben böyle yazıları çok beğeniyorum. Farları biraz daha premium gösteriyor. Yan tarafa döndüğümüzde arkadaşlar, önce teknik bir bilgi vereyim. Egea Cross normal Egea'dan 7 cm daha yüksek. Bel boyu olarak 4 cm. Bu tavan barıyla beraber 3 cm. Toplamda 7 cm yükseliyor Egea'ya göre. Yan tarafta crossover kimliği kazandıran ön tamponla beraber devam eden bu çamurluklardaki dodikler araca heybet katıyor ve crossover özelliği kazandırıyor. Aynı zamanda Maşbiyel'de de ön tampon ekinde kullanılan gri parça kullanılmış. Aracımızda da çok tatlı bir turuncu renk var. Gerçekten güzel bir kontrast oluşturmuşlar. Bu arada dikiz aynamız ve tavan barları da griye boyanmış. Aynı zamanda kapı kolları da krom değil. Burası biraz daha yeni araçlarda gördüğümüz alüminyum görüntüsü var. Bu arada anahtarsız giriş çalıştırma da aracımızda mevcut. Buradaki base sunumuzda piyano bileğe boyanmış. Bu yan tarafta bence tek eksiklik, ya aşağıda ya da yukarıda bir kromajlı cam çerçevesi olsaydı böyle biraz daha premium dururdu. Şimdi yavaş yavaş arka tasarıma geçeceğim ama arka lastiği de göstermek istiyorum. Bakın burası kampana değil, disk fren ve 215, 55, 17 inç ebatında elmas kesim çift renkli jantlar kullanılmış. İşte bunlar yeni Egea'da gördüğümüz güzel detaylar. Geldim arka tarafa. Arka tarafta yeni Egea ile beraber değişimden nasibini almış. Farlarımızda, hatta arka stoplarımızda LED çizgileri görebiliyorsunuz. Şık bir görüntü. Aynı zamanda stopların yukarıları böyle biraz daha karartılmış. Hoş bir tasarım olmuş. Burada kalın puntolarla cross yazılmış. Yani ben bu stili biraz beğenmedim. Burası bence yeni araçlarda olduğu gibi logonun altına buraya genişçe yer verselerdi bence daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Aynı zamanda difüzörümüz ön ve yan Maşbiyel'de olduğu gibi gri parçalar burada da var. Tasarım bütünlüğü sağlanmış. Arkadan baktığınızda da araba oldukça şık görünüyor ve biraz da yerden yüksek görünüyor. Egea Cross'un 440 litre yükleme kapasitesine sahip güzelce bir bagajı var. Aşağıda, solda, sağda, her tarafta yumuşak kadife malzemeler kullanılmış. Sol tarafta ve sağ tarafta öyle küçük eşya gözleri gibi yerler var ama buralar kapaklı veya lastikli değil. Ama ufak tefek bezleri vesaire sıkıştırabilirsiniz. Burada 12 voltluk bir güç çıkışımız, bir aydınlatma ünitemiz yer alıyor. Karşılıklı kancalar var. Bagaj zeminini kaldırdığımda öyle çok kötü, ucuz hissettirmiyor. Yani gayet kaliteli hissettiriyor ama burada bir hissetmemiz yok. Tamir kitleri vesaire burada yer alıyor. Yani genel olarak çok kötü sayılabilecek bir bagaj değil. Fiat gerçekten çıtasını her yeni modelinde biraz daha yükseltiyor. Bagaj kapağı çok ağır sayılmaz ama çok hafif de sayılmaz. Güzel de kapanıyor. Geçiyorum, bir motor kaputunu açalım, bir de motorun oraya bakalım. Şuraya takalım.
1.6 litrelik multijet dizel motoru görüyorsunuz. Gayet güzel yerleştirilmiş. Kaputu açtığımızda hırıltıyı duyabiliyorum. Fakat kaput kapalıyken gerçekten çok fazla böyle dizel motorun gürültüsünü duymuyorsunuz. Bakın buralarda yalıtım malzemeleri var. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama arka taraflarda da yalıtım malzemelerini görebiliyorum. Bunların hepsine sürüşte değineceğim. Ben kısaca size motor kaputunu göstermiş olayım. Şimdi gelin bir arka koltuğuna geçelim. Bakalım arka yaşam alanı nasıl? Bir de size orayı anlatmış olayım. Evet, Cross'un arka koltuğundayım. Ön koltuk bana göre ayarlı. 1.73 boyundayım. Burada gayet güzel bir diz mesafesi var. Ayaklarım da koltuğun altına giriyor. Yani ben burada gayet rahatım. Yumuşak sayılabilecek koltuk süngerleri var. Ama biraz yukarıda oturuyorum. Yani konsola biraz da yukarıdan bakıyorum. Kapıların ise yukarılar sert malzeme arkadaşlar. Yalnız böyle biraz daha değişik desen vermişler. Yani ne çok kaliteli ne çok kalitesiz. Ama kol dayadığımız yerde suni deri kullanılmış. Altında ise bir miktar yumuşak sayılabilecek bir malzeme var. Camlarımız otomatik. Yalnız tek tuşla açılmıyor. Ama güzel bir detay var ki açtığınızda komple açılabiliyor. Burası gayet ferah oluyor. Aracımız 0 kilometre. Koltuklarda poşet var. Çok sökmedik ama burada hemen bir kol dayamamız var. Kol dayama çok kaliteli mi? Değil. Ama iş görür mü? Yani iş de görür. Burada bir bardaklık yok. Ama en azından bir kol dayamanın olması güzel. Buradan bagaja ulaşamıyorsunuz. Ön tarafta da bir kol dayamamız var. Bunun da arkasında bir tane USB çıkışımız yer alıyor. Orta tarafta çok yüksek olmayan bir şaft tüneli var. Ben şimdi bir orta tarafa geçiyorum. Şaft tünelinin üzerine ayağımı yan şekilde koyabiliyorum. Yan taraflarda ise yani kızaklar bir miktar geride olduğu için ayağımı çok yan tarafa koyamıyorum ama orta tarafın süngeri de biraz sert bu arada. Biraz daha yükseldim. Yani tavana iki parmak mesafem kaldı. Burada 3 yetişkin çok fazla seyahat edemez ama 2 kişi için gayet ideal. 3 çocuk seyahat eder mi? Uzun yolculuklara 3 çocukla çıkabilirsiniz. Şimdi geçiyorum ön koltuğa, bakalım sürücü koltuğu nasıl? Geldik Egea'nın sürücü koltuğuna. Burada orta tarafı domine eden bir parça var ki bu yatay konumlandırılmış, dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış multimedya ekranı. Netliği, çözünürlüğü, dokunmatik hissiyatı gayet güzel. Buradan uygulamalara, araç bilgilerine vesaire ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten ekran başarılı. Telefonunuzu da bu ekrana bağlayabiliyorsunuz. Burada fiziksel bir tuş yok gibi görünse de ses tuşunu vitesin arkasına almış Fiat mühendisleri. Yani buna ilk etapta alışmak bilmiyorum ne kadar kolay olur ama ses tuşu biraz daha aşağıda kalıyor. Şöyle bir geri vitesi alayım, geri görüş kamerasını göstereyim. İşte bu ekranın olumsuz yönlerinden birisi bu kamera. Kamerayı aldığınızda ekran boyutu küçülüyor ve ekranın çözünürlüğü, yani kameranın çözünürlüğü çok fazla net değil. Kılavuz çizgileri direksiyona göre hareket ediyor. Biraz da böyle balık gözü gibi yapılmış. Yani geniş bir görüş alanı var ama sadece netliği biraz düşük seviyede kalıyor. Ekrandan sonra konsoldaki malzemelerden biraz bahsedeyim. Buralar yumuşak malzeme arkadaşlar. Güzel bir hava kanalı var burada. Kromajlı detaylarla süslemişler. Hemen altında konsolu komple saran piyano bilek bir parça ve krom detayları burada da görebiliyorsunuz. Bunun altında ise klima ekranımız var. Bu klima ekranını geçtiğimiz hafta bir Alfa Romeo Giulietta videosu çekmiştim. Yani oradakiyle birebir aynı bir klima gibi. Bu da işte Egea'yı yükseltiyor arkadaşlar. Bakın bunu orada da söylemiştim. Burada da söylüyorum. Yani bu klimaların Egea ve Alfa'da kullanılması Egea'yı yükseltiyor. Bence Alfa'yı küçültmüyor. Hemen altında bir saklama alanımız var. Burada kablosuz şarj özelliği de mevcut bu paketimizde. Long pakette standart geliyor hatta bu. Telefonunuzu buraya koyduğunuzda şarj edebiliyorsunuz. 12 voltluk bir güç çıkışımız. Burada koltuk ısıtmaların çalışıp çalışmadığını görebileceğiniz bir ışık da yer alıyor. Bir USB girişimiz de orada mevcut. Manuel bir şanzımanımız var. Vites topuzu yuvarlak, güzel, deri kaplamalı. Çevresinde de kromajlı parça var. İşte o dediğim ses tuşunu buraya almışlar. 2 tane bardaklığımız, manuel el frenimiz ve ileri geri hareket edebilen deri kaplamalı bir kol dayamamız var ki kol dayamanın içi de gayet derin. Hatta altına da keçe koymuşlar. Eşya koyduğunuzda çok fazla tıkırtı yapmayacaktır. Direksiyona gelelim. Direksiyonun çapı sanki bir miktar büyük gibi geldi bana. Ama güzel böyle parmak yerleri vesaire yapmışlar ve deri kaplaması var. 3 kollu bir direksiyonumuz var. Sportif duruyor. Ön ekranda ortada hayalet göstergemiz var. TFT bir ekran var. Çok netliği yüksek değil ama gene de iş görür seviyede. Bütün bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Vitesten tutun hızınıza ve güvenlik ekipmanlarına. Solunda ve sağında manuel ekranlar var. Sadece ortası dijital. Bunu belirtmiş olayım. Sürüşte bu detayların hepsine değineceğim. Şimdi sürüşte görüşmek üzere. Evet, geldik Egea'nın sürüşüne. Normal Egea'ya göre bir miktar yerden yüksek olduğunu hissediyorsunuz. Ama şöyle bir eleştirim olacak. Egea Cross alıyorsanız içeride de böyle ufak tefek Cross'a dair detayları görmek istiyorsunuz. Sadece koltukta bir Cross yazısı var. Ama buralarda da ufak tefek detaylar olsaydı. Mesela şu
yolcu koltuğunun ön tarafında kokpitte biraz detaylar olsaydı daha güzel olabilirdi. Bir de iç konsolla ilgili şunu söylemek istiyorum. Manuel el freni değil de artık elektronik bir park frenine yer verselerdi en azından full paket için böyle bir seçenek olsaydı daha güzel olurdu. Ama genel olarak eski nesil Egea'ya göre özellikle şu ekranın da gelmesiyle beraber arabanın içerisi gayet modern duruyor. Ön gösterge grubu da buna dahil. Konforla devam edelim. Aracın orta sertliğe sahip bir süspansiyonu var. Öyle yumuş yumuş bir süspansiyon değil. Zaten yumuşak olmaması da gerekiyor bence. Çünkü biraz daha yerden yükseldiği için yani yol tutuştan da çok fazla feragat etmememiz gerekiyor. Süspansiyonların seviyesi genel itibariyle şehir içi kullanımda sizi çok fazla üzmeyecektir. Arabadan öyle çok fazla tıkırtı çıtırtı da duymuyorum ben. Yalıtımına gelecek olursak, şimdi bu Egea Cross'u C sınıfı olarak değerlendirirsek ortalama kalabilir. Ama B sınıfı olarak değerlendirirsek iyi seviyede sayılabilir. Yani çünkü Egea biliyorsunuz B mi C mi tam olarak belli değil. B plus diyenler var. Neyse, konfor seviyesi 100-110 kilometreye kadar çok fazla yol ve rüzgar sesi almıyorsunuz. Ama böyle 100 kilometreye özellikle diyelim. 100'ü geçtikten sonra biraz daha yol sesi rahatsız ediyor. Rüzgar sesi ise 110'dan sonra bir miktar rahatsız ediyor. Motor sesini kabine eğer ki düşük devirlerde kullanıyorsanız çok fazla almıyor araç. O yönden güzel. Motor demişken motor şanzımandan devam ediyorum. Biliyorsunuz bu aracın bir 1.0'lık motoru var ki ben olsam 1.0 motorunu alırdım. Hem vergi avantajı hem de yeni nesil benzinli motor. Ama dizel sevenler için, yüksek tork sevenler için güzel de 1.6 multijet dizel motor seçeneği var. 130 beygir, 300 Nm torku var kağıt üzerinde. 6 ileri de manuel bir şanzıman var. Otomatik şanzımanı bu senenin sonunda veya 2022 yılında geleceği söylendi yetkililer tarafından. Bu 1.6 dizeli zaten pek çoğunuz kullanmıştır. Kullanmayanlar için ufak bir anlatmış olayım ben. Gayet güçlü bir motor. Performans isterseniz size performans sunuyor. Rampada vesaire herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani dik rampa çıkarken yükte dahi olsanız bu tork bu aracı kaldırmakta hiç de zorlanmıyor. Aynı zamanda siz bu araçtan düşük tüketim istiyorsanız gaza az basmanız yeterli. Yani gaza az bastığınız sürece gayet de aşağı seviyelerde tüketime sahip. Hatta şöyle göstereyim ben size. Şu an 90 km ile gidiyorum ve aracın devri 1500 devir arkadaşlar. Mesela 110 km'ye çıkalım. Bir de onu göstereyim. Şu anda 110 km ile seyrediyorum ve 2000 devir olmadı. 1900 devir çeviriyor. İşte böyle düşük devir çevirmesi de Egea'yı bu 1.6 dizelde özellikle çok daha ekonomik bir araç yapıyor. Az tüketen bir araç yapıyor. Ben şimdi şu kenarda duracağım. Size bir 0-100 göstereceğim. Daha sonra motoru biraz daha anlatmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar durmadan önce şunu da söylemiş olayım. Stop start özelliğimiz buradan açıp kapatabiliyorsunuz mevcut. Bir de city modu var. Fiat kullanan arkadaşlar buna hakimdir. City moduna bastığınızda direksiyon ekstra böyle elektronik bir müdahale ile yani tüy gibi yumuşak oluyor. Bakın sinyalimizi verdik ve dip gaz yapıyorum. Böyle kalkarken bir miktar patinaj çekti gibi. Ama güzel ivmeleniyor. Koltuğa yapıştırıyor beni. 70-80 kilometredeyiz şu an. 90, 100, 110. Güzel. Hızlanması çok güzel. Yani işte bu 1.6 dizel ünite böyle. Hız istediğinizde size hız sunuyor. Ekonomik sürüş istediğinizde ekonomik sürüş sunuyor. 130-140 kilometreden sonra da hızlanmasını sürdürebiliyor. Yalnız bu 130'dan sonra özellikle kameraya da yansıyordur muhtemelen. Yol sesi biraz fazla alıyor. İşte 130-140'tan sonra bu araç uzun yollarda böyle süratle giderseniz sizi birazcık başınızı ağrıtabilir. Ara hızlanmasına gelecek olursak mesela şu an 3. vitesteyim ve 80 kilometreye geldim. Dip gaz yapıyorum. Gayet güzel yani beni gene koltuğa yapıştırdı. 100 kilometreye ulaştık. Güzel hızlanıyor. Frenlemesi de böyle dozajı da güzel, tepkisi de güzel. Yani frene bastığınızda aldığınız hissiyat da güzel. Şimdi bir de süspansiyona ben biraz böyle serte kaçıyor demiştim ya. Yani çok yumuşak süspansiyonu yok demiştim ya. İşte o ve 17 inç jantlarla beraber bu aracın yol tutucu bir nebze artmış. Yoldan koparmanız çok da olası değil. Zaten ESP gibi güvenlik ekipmanları da mevcut. Bu aracı böyle güzel virajlarda, uygun hızlarda sürebilirsiniz. Ama öyle çok uç noktalara çıkmayacaktır. Yani biraz daha kafadan kayma, kafadan kopma yapacaktır. Yalnız normal kullanıcıyı bu araç hız olarak, sportif sürüş olarak bence memnun eder. Sadece böyle üst seviye, biraz daha böyle adrenalin peşinde olan insanları memnun kalmayacağı bir araç olabilir. Hatta müzik sistemine de değineyim. Müzik sistemi %60'a kadar güzel çalışıyor. %60'tan sonra patlamalar, çatlamalar yapılıyor. Öyle çok yüksek seviyeye sahip bir müzik sistemi yok. Bunu alan arkadaşlar böyle özellikle biraz da genç almak isterse görüntüsünden dolayı
biraz böyle ses sistemi yapabilir. Ses sistemi yaparsa bu araba çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Geldik yakıt tüketimine. 1.6 dizel araç almak istiyorsanız size tork ihtiyacı vardır ve biraz da ekonomik araç lazımdır diye düşünüyorum. Bu da Egea sizin ihtiyacınızı karşılar. Yakıt tüketimini ise şehir içi kullandık. Şehir içi kullanmadan önce sıfırlamıştım ben. Ortalama 6.2 litre gösterdi. Tabii biraz da sportif sürdük. Özellikle böyle 0-100 denemesi yaptığımız, gazladığımız dönemlerde ise 10 litreleri buldu tüketim. Yani siz bu araçtan çok fazla güç isterseniz her araçta olduğu gibi çok fazla yakacaktır. Ama siz sakin süreceksiniz, gaza biraz az basacaksanız bu araçla 5-6 litrelerde çok rahat gezersiniz. Uzun yolda 5 litrenin altına da çok rahat düşürürsünüz. Şimdi gelelim aracımızın paketiyle beraber aldığımız güvenlik ekipmanlarının özelliğine. Bu araçta adaptif cruise control var, kör nokta uyarı sistemi var, şerit takip sistemi var. Aynı zamanda stop start özelliği vesaire de mevcut. Şu an stop startı devreye aldım. Şerit takibimiz devrede. Bakın ben şu an şeritten çıkarmak istiyorum aracı. Beni şeridime soktu. Yalnız çok ani müdahale ediyor. Bakın tekrar gösteriyorum. Çıkmak istedim mesela şeritten. Şeride soktu. O kadar hızlı sağa çevirdi ki sağ taraftan çıkacaktık. Şimdi ani bir şekilde sola çevirdi. Yani böyle biraz daha yumuşak şekilde şeridinize sokmuyor. Biraz sert müdahale ediyor. Ama şeritleri gayet güzel okuyor. Yani silik şeritleri dahi okuyabiliyor. Buna güvenip bırakılmaz. Tabii zaten uzun süre elinize bıraktığınızda elleriniz direksiyonda tutun diye uyarı da veriyor. Yani güvenip bırakmanız doğru olmaz. Ama tabii güvenlik ekipmanı olarak olur da dalgınlık durumunuzda şeritten çıkmanızı engelliyor. Adaptif cruise control özelliği de mevcut. Adaptif cruise kontrolü açtım. 110 kilometreye sabitledim. Bakın şu virajı alacak mı bakıyorum. Ellerimi direksiyondan çektim. Şu an dönüyor ufak ufak. Bakın sert müdahale edecek gene. Gene güzel, bu sefer yumuşak müdahale etti. Ya böyle arada sert müdahale ettiği için çok fazla güvenip de elimi direkt bırakamıyorum ama gene de şeritte tutuyor. Ellerin direksiyonda tut diye uyarıyı veriyor. Tutuyorum, bırakıyorum. O virajı kendisi aldı arkadaşlar. Bakın tekrar beni şeride soktu ama sağ tarafa çok taşırdı. Bu sefer de sol tarafa çok sert çekti. Yani şerit takibi çalışıyor mu? Güzel çalışıyor. Ama sert müdahale ediyor. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi ben ellerimi bıraktım. Öndeki kamyona yaklaşıyoruz. Gene önümdeki ekranda yeşil olarak görünüyorum. Ve şerit takip de şeride sokuyor. Bakın şu an yavaşladı. Frenlemesini yaptı. 115 ile sabit gidiyordum. 90 kilometreye kadar düşürdü beni. 80 kilometreye düştüm şu an. 77, 76. Güzel. Şuradan takip mesafesini ayarlayabiliyorsunuz direksiyondan. Ben şu an kısa takip mesafesi olarak seçtim. Kamyona biraz daha yaklaştı arkadaşlar. Önümdeki ekrandan her şeyi görebiliyorum. Ben şimdi yol müsait, sol tarafa çıkıyorum. Sol tarafa çıktım. Araç kendi kendine şu an hızlanıyor. Benim 115'e sabitlediğim hıza geliyor. Güzel, yani şerit takibi güzel çalışıyor. Adaptif cruise'u da güzel çalışıyor. Sadece böyle biraz son dakikaya kalıyor gibi frenlemesi. Bakın önümdeki aracı gördü şu an. Tekrar frenleme yapıyor mu? Evet, frenlemesini yaptı. 110 kilometreye kadar düştüm. 107-108 kilometreye düştüm. Ben bu mesafeyi şu an minimum seviyeye indiriyorum. Biraz daha yaklaşacak öndeki araca. Aynen, öndeki araç sola kaydı. Ben de tekrar 115 kilometre hıza çıktım. Yani sistemler güzel çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Sadece aracın manuel olmasından dolayı bunu tam verimli kullanamıyorsunuz. Yani araç düşük kilometrelere, düşük hızlara düştüğünde sizin vites düşürmeniz gerekiyor. Otomatik şanzıman olsaydı bunlarla da uğraşmayacaktınız. İnşallah Fiat grubu otomatik şanzımanını da getirir ve bunlardan daha verimli bir şekilde faydalanırız diye düşünüyorum. Yalnız söylediğim gibi güvenlik ekipmanları çok güzel çalışıyor. Sadece biraz sert müdahale ediyor. Kör nokta uyarı sistemi her iki dikiz aynamızda da mevcut. Turuncu şekilde yanıyor. Aynı zamanda siz uyarıyı dikkate almazsanız sesli uyarı da veriyor. Bu da güzel bir detay. Şehir içi çarpışma önleyici sistem de mevcut. 50 kilometreye kadar çalışıyor denildi yetkililer tarafından. Trafikte olduğumuz için bunu deneyimleyemedik. Sadece aldığım bilgiyi aktarmış olayım ben size. Şimdi cruise kontrol açalım, adaptifi açalım ve biraz da arabanın fiyatından konuşalım. Bu arabanın liste fiyatı 1.6 Long Plus paketi güvenlik ekipmanıyla 300 bin liraya yakın. Yani 290-300 bin lira bandında. 300 bin lira Egea'ya verilir mi? Yani bu sorunun cevabını ben sizlere bırakıyorum. Ama biraz daha ekonomik versiyonları da var tabii ki.
tasarım olarak çok güzel araç. Onu söyleyeyim. Yani dışarıdan gayet dikkat çekici. Bu makyajlı ve cross versiyonuyla çok şık duruyor. İçerisi olarak da gayet güzel. Yani bu multimedyanın olması vesaire gayet güzel. Konfor seviyesi ortalama sayılabilir. Süspansiyonları biraz serte kaçıyor. Yani bunlar düşünüldüğünde bu araç bence 200 bin lira eder. Ama böyle 220-230'un üzeri sanki biraz fazla gibi geliyor. Tabii bu araçta ekstra donanım olduğu için, güvenlik ekipmanları olduğu için biraz daha yüksek. Bu arada koltuk ısıtmamız da mevcut. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Aynı zamanda tabela tanıma sistemi de araçta mevcut. Yani fiyat konusu göreceli arkadaşlar. Her arabanın fiyatı yüksek ülkemizde maalesef. Egea Cross da müşterilerine bence elinden geleni yapıyor. Yani burada güvenlik ekipmanından tutun da geri görüş kamerasına, ön arka park sensörüne kadar biraz daha böyle lüks araçlarda daha yüksek paralara satılan teknolojiyi biraz daha uyguna alabilirsiniz. Genel olarak benim Egea Cross ile ilgili, 1.6 Egea Cross ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğenip abone olursanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Biliyorsunuz ücret almadan, firmalardan ücret almadan objektif olarak yorumluyoruz biz bu araçları. Ve sizin desteğiniz çok önemli. Abone olmanız bizim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.